Kaygı bozukluğu insanın var olan bir sıkıntı düzeyi vardır. Herkeste olur. Bazı sebeplerle olur. Kaygı bozukluğu olanlarda bu sıkıntı düzeyi ya çok yükseğe çıkar. Yani basit bir böceği görmeye bağlı olarak çok sıkıntı duymak, çok anksiyete duymak, çok huzursuz olmak gibi. Veyahut da ortada hiçbir şey yokken gelebilir. Panik atakları söz gelimi bu şekilde olan kaygı bozukluklarıdır. Yani insan çok basit bir sebepten dolayı veya çok hiçbir sebep yokken sıkıntı yaşamaya başlaması ve bu sıkıntının tabii ki hayatını kötü olarak etkilemeye başlaması demektir. Bazıları sürekli olur, bazıları ani ataklar halinde gelen sıkıntı, kalp çarpıntısı, nefes alamama, terleme, kötü şeyler olacak düşüncesi, her şeyden endişe duymak, en ufak söylenen çok basit uyduruk diyebileceğimiz bir takım şeylerden huzursuz olmak filan gibi belirtileri vardır. Nedenleri, psikiyatrik hastalıkların nedenleri çok net olarak bilinmiyor. Genetik bir bağlantı olduğu düşünülebilir. Yani ailede buna benzer hastalık varsa benzeri hastalıklar ortaya çıkabilir. Bazen başa gelen tatsız bir takım olaylardan dolayı olabilir. Yani işte bir savaş felaketi, deprem felaketi, tecavüze uğramak filan gibi şeyler. Çoğu zaman da tam net olarak nedenini ortaya koymak mümkün olmayabilir. Kaygı eğer bizim hayatımızı engellemiyorsa faydalı bile olabilir. Tehlikeli bir takım işler yapmaktan bizi uzak tutabilir, bizi koruyabilir. Ancak işimize, gücümüze, çevre ilişkilerimize, aile ilişkilerimize, yaşam tarzımıza olumsuz bir etki yapmaya başlıyorsa o zaman bir hastalık demektir. Söz gelimi bir seyahat etmemize engel oluyorsa ve işte bu seyahatten dolayı ister gezme olsun, ister iş olsun, bir şeylerden eksik kalacaksak bu bir hastalık demektir. Tedavi edilmesi gerekir. Hastanemizde kaygı bozuklukları çok geniş şekillerle tedavi edilir. Bunlardan bütün dünyada olduğu gibi başta ilaç tedavileri, onun hemen yanı başında psikoterapi, özel psikoterapileri vardır kaygı bozukluklarının. Onları yapabiliyoruz. Onun yanı sıra başta TMO olmak üzere bazı makinalarla yapılan tedaviler var. Bazı bilgisayar programları var. Gene psikoterapi gibi algılanabilir aslında. Onları psikologla birlikte yaparak bir takım tedaviler. Hipnoterapi dediğimiz hipnoz yapıp onunla bir takım telkinler vermek gibi tedaviler de var. Aşağı yukarı dünya tıbbında var olan bütün tedavi metotları bizim hastanemizde bu tür hastalıkları olanlar için uygulanmaktadır. Kaygı bozukluklarını tedavisiz bırakırsak bazıları çok fazla ilerlemeyebilir ama çoğu ilerleyerek insanın yaşamını çok kötü etkiler hale gelir. Ayrıca depresyon ve benzeri başka psikiyatrik hastalıklara da dönüşebilir. O zaman tedavisi çok daha zor olur.